kardeşimiz hazırlamıştır bu isimden. Çok güzel bir kırmızı gül görünümü oluşmuştu gökyüzünde ve bunu tespit etmişlerdi özel araştırmalar yaparak. O resme de bakabilirsek bir hatırlayalım. Maşallah, elhamdülillah. Şimdi Rahman suresinin 37. ayetini okuyorum inşallah. Kolumu şeytanın Allah'a sığınırım. Allah ayetinde bize şöyle bildiriyor. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül gibi gül olduğu zaman. Şimdi bu bölümdeki kıpkırmızı bir gül olduğu zaman ifadesinin Arapçası şu şekilde. Verdeten ki eddihani diye geçiyor. Ve bu kelimede bahsedilen, bu ifadede bahsedilen gökyüzünde oluşan görüntünün kırmızı bir gül görünümünü alması. Şimdi Kur'an'ımızın indirildiği dönemde bu gök cisimlerinin tespit edilmesi mümkün değildi. O dönemde böyle bir teknoloji yoktu. Fakat Allah'ın bir ayeti olarak, bir mucize olarak yakın zamanda araştırmalar sonucunda, gelişmiş teknolojik aletler sonucunda gökyüzünde Allah'ın 1400 sene önce bize bildirdiği gökyüzünde kıpkırmızı bir gül olduğu zaman ayetinde geçtiği gibi bir gül görüntüsü oluştu. Bu gerçekten çok büyük bir mucize maşallah. İsmine de Rosetta Nebula ismini koydular. Bu normalde bir gaz bulutumsu bir gaz kütlesi aslında. Eskiden nebulalar yıldızlar. Fakat daha sonra yüksek enerji sebebiyle ve basınç, sıcaklık ve basıncın etkisiyle bu yıldız artık gaz bulutuna dönüşüyor. Bir süre sonra yıldız olmaktan çıkıyor ve çok büyük bir yıldız oluyor eskiden. Fakat şu anki halleri nebula olduğunda sadece bulutsu bir gaz kütlesi haline gelmiş oluyorlar. Ama bu kadar güzel, tam bir gül görünümünde ayette geçtiği gibi geçiyor olması gerçekten çok büyük bir mucize maşallah. Bu Rosetta Nebula içinde yaklaşık 5000 ışık yılı uzaklıkta olduğu tespit edilmiş o dönemde. Ve gerçek çapının da 130 ışık yılı genişliğinde olduğu tahmin ediliyor. Çok muazzam rakamlar aslında. Ama işte Allah'ın ayetinde geçtiği gibi kırmızı gül şeklinde olması gerekiyor. Kaderde belirlenmiş. Allah zamanı geldiğinde bizim bunu teknolojik ayetler sayesinde bulabileceğimiz zaman geldiğinde Allah bizim karşımıza bu ayeti çıkarıyor maalesef.